Yeni günde çok önemli gelişmeler var. O gelişmeleri konuşacağız, değerlendireceğiz. Üç kıymetli konuğu ağırlıyorum. Hemen konuklarımı sizlerle buluşturmak isterim. Gazeteci Güngör Yavuz Arslan bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Çok sıcak gelişmeler ya, şimdi onları konuşacağız. Sabah gazetesi haber müdürü Nazif Karaman bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Ve mali müşavir İsmet Çetinkaya da bugün bizlerle. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Aklan Bey. Enflasyon rakamları açıklandı. Evet, detayları konuşacağız ama gündem oldukça sıcak demiştik. O sıcak gündemdeki ilk başlığı ekranlara getireceğiz. Sinan Yılmaz gelişmeleri takip ediyor ama son durum olarak ekranlarımızın hemen altında yerini aldı. Mardin, Batman ve Halfeti'de yeni görevlendirmeler var. Ahmet Türk, Gülistan Sönük ve Mehmet Karayılan görevden alındı. Sinan Yılmaz gelişmeleri takip etti. Notlarını paylaşmak için de hazırlıklarını tamamladı. Canlı yayın noktamızda o gelişmeler için hemen sözü canlı yayın noktamıza Sinan'a bırakalım. Şu anda Mardin Büyükşehir Belediye binasının önündeyiz. Polis ekiplerinin içerideki araması, çalışması, incelemesi hala devam ettiğini söyleyebiliriz. İçişleri Bakanlığı tarafından sabah saatlerinde açıklama yapıldı ve yapılan açıklamada 3 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı ve onların yerine görevlendirilmeler yapıldı. Şimdi hemen son durumu ekranlara taşıyalım. İşte burası Mardin Büyükşehir Belediye Binası'nın hemen önü, çok sayıda polis ekibinin şu anda burada olduğunu biliyoruz. Ve aynı zamanda da buraya gelen yine DEM Parti'nin yöneticileri de şu anda burada. Peki neden kayyum atamasına karar verildi? Hemen Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'le başlayalım. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi Kobani davasında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 10 yıl hapis cezası alması. Yine Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi de terör örgütü provokatasını yapmak suçundan davasının devam ettiği ve aynı zamanda da Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamından görevden uzaklaştırıldığına dair bilgiler paylaşıldı ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk görevden uzaklaştırıldı. Onun yerine Mardin Valisi Tunca Akkuyun görevlendirildi. Bir başka il ise Batman oldu. Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük, o da terör soruşturması kapsamından görevden uzaklaştırıldı. Onun yerine Batman Valisi Ekrem Canap görevlendirildi. Yine Gülistan Sönük, Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alındığına dair bilgiler paylaşıldı ve yine hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamından görevden uzaklaştırıldı. Bir başka belediye ise Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi. Onun başkanı da DEM Parti'den Mehmet Karayılan. Onun hakkında da yine bir soruşturma yürütülüyor hali hazırda. Aynı zamanda da Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasının olduğunu söyleyebiliriz. Ve hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamından görevden uzaklaştırıldı ve onun yerine de Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu görevlendirilmesi yapıldı. 3 belediye başkanı terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırıldı. Onların yerine de görevlendirmeler yapıldı. Şimdi hemen son durumu bir kez daha ekranlara taşıyalım. Bakın burası Mardin Büyükşehir Belediye Binası'nın hemen önü, çok sayıda polis, çevik polis ekibini şu anda burada görüyoruz. Yine güvenlik şubeden çok sayıda polislerin burada olduğunu şu anda görüyoruz. Yine DEM Partili yöneticileri, üyeleri de şu anda, onlar da belediye binasının önünde burada bekleyişlerini sürdürüyorlar. İçeride ise aramaların hala devam ettiğini söyleyebiliriz. Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırıldı ve Ahmet Türk'ün yerine belediye başkan vekili Tuncay Akkoyun görevlendirildi. Şimdi son durumu ekranlara taşıyoruz. Tabi sadece Mardin değil, Batman ve yine Halfeti belediyelerine kayyum atanmasına karar verildi ve belediye başkan vekilleri görevlerine başladı diyelim. Söz tekrardan size bırakalım.
Yaşanan bu gelişmeleri değerlendireceğiz. Peki neyle suçlanıyorlar? Buna dair bir görselimiz var. Hemen Nazif Karaman'ı da yanıma davet ediyorum. Birlikte bu gelişmeyi değerlendirelim. 3 belediye başkanı neyle suçlanıyor? Ahmet Türk, Türkiye kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim. Gülistan Sönük, Batman Belediye Başkanı ve Mehmet Karayılan, Halfeti Belediye Başkanı. Suçlamaların başlıklarını görselimize taşıdık ama detaylar önemli. Sözü hemen sana bırakayım. Haktan, İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması gayet net. Bakanlık mahkeme kararlarını sıraladı. Yürütülen soruşturmaları, davaları sıraladı ve dedi ki bu kişiler terörden hüküm giymiş kişiler ve göreve devam etmeleri sakıncalıdır dedi. Ahmet Türk daha önce 2 kere görevden alınmış bir isim. Bu son görevden alınma sebebi de Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Kobani davası olarak da bilinen 6-8 Ekim olaylarına ilişkin dava. Bu çok önemli bir dava. Yasin Börü'nün katledildiği dava. 6-8 Ekim'de ne oldu? Ben demin yayından önce Kobani deyince Güngör Bey itiraz etti. Kobani değil dedi. Neden itiraz ettin Güngör Bey? Onu bir açıklar mısın? Şimdi Suriye'de bulunan Ayn Araba, bu olaylarda da böyle isim takıldı. Suriye'de Kobani denen bir yer yok. Oranın adı Kobani olarak takılan yerin adı Ayn Arab. Çok ilginç bir cümleyle Osmanlı zamanında Alman şirketi orada tren istasyonu yapıyor. Hala da var. Yaparken tabelalarını açıyorlar. Kompani İngilizce ya da Almanca yazarken. Yerel halk da bunu söyleyemediği için Kobani Kobani diyor. Kalmış öyle. Oradan da o isim kalıyor. Yani Suriye'de öyle bir yer yok yani. Biz devam edelim. Bu davada 6-8 Ekim olaylarına ilişkin olaylar Türkiye gündemine oturmuşdur. Yasin Börü ve iki polis, 35 kişi toplam katledilmiştir. Buna ilişkin dava da geçtiğimiz Mayıs ayında sonuçlanmıştır. Ve orada Ahmet Türk 10 yıl hapis aldı. Terör örgütüne üye olma suçundan 10 yıl hapis almış durumda bu davada. Yani öyle boş bir dava değil. 6-8 Ekim olayları HDP Genel Merkezi'nin şiddet çağrısı üzerine sokağa dökülen bölücü örgüt mensupları olaylar çıkarmıştır. Yasin Börü kurban eti dağıtmaya giden masum bir çocuk maalesef katledilmiştir. Cenazesi yerlerde sürüklenmiştir. İşte bu olayların sorumlularından bir tanesi olarak Ahmet Türk görülmüştür ve Ahmet Türk 10 yıl hapis cezası almıştır. Bugünkü görevden alınma gerekçelerinden bir tanesi de budur. Halkımız özellikle bu maddeyi iyi değerlendirsin. Diğer bir konu da Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde terör örgütü propagandası yapmak suçundan davası devam etmektedir. Yine Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürüttüğü hakkında bir soruşturma söz konusudur Ahmet Türk hakkında. Gülistan Sönük yine belediye başkanı, kayyum atanan belediye başkanlarından, yerine kayyum atanan belediye başkanlarından bir tanesi. Hakkında Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosya kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçu kapsamında bakın 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Bu terör örgütü üye olma suçlarında FETÖ'de de gördüğümüz bu ceza miktarı 6 yıl 3 ay. Yine Batman Başsavcılığınca yürütülen silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında bir soruşturma var. Yine silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında yürütülen bir soruşturma var. Cezayı almış, hakkındaki soruşturmalar devam ediyor. Üzerinde hem mahkeme kararı hem de terör örgütü üyeliği ve propagandacısı şüphesi olan bir isim. İçişleri Bakanlığı bu şekilde göreve devam etmesini uygun görmemiş. Mehmet Karayılan, bu kişinin Murat Karayılan'la terör örgütün elebaşı bir akrabalığı, iltisakı var mı? Bunu da araştıracağız. Bunu da A Haber'de izleyicilerimize paylaşacağız. Kaynaklarımıza sordum onu. Güngör Bey de soracaktı. Bir cevap gelirse lütfen tabii, bakıyoruz. Söyleyelim. Mehmet Karayılan, Halfeti Belediye Başkanı. Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosya kapsamında silahlı terör örgütüne üye olmadan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Altını çiziyorum. Hapis cezası var hakkında. Yine silahlı terör örgütü propagandası yapmaktan bir soruşturma yürütülüyor. Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan
bir soruşturma yürütülüyor. Mahkeme cedayı almış, soruşturmalar devam ediyor ve İçişleri Bakanlığı diyor ki bu kişinin bu şekilde belediye başkanlığı kamu görevine devam etmesi mümkün değildir. Doğru, diye yeğeniymiş. Bir karar veriyor. Murat Karayılan'ın yeğeni. Murat Karayılan kimdir Güngör Bey? Siz ben yanımıza alayım. Evet. Bir de görüntüyü daha sağlıklı paylaşabilmek açısından. Şimdi buyurun. Murat Karayılan önemli. Murat Karayılan şu anda PKK'nın odak noktasında diyebileceğimiz silahlı kanadını kontrol eden KCK yapılanmasının başında. Evet. Asıl burada Mehmet Karayılan'ın Halfeti'den konması sürecine bakmak lazım. Kandil kontenjanından. Bunu da çok ilginç. Kim biliyor musunuz? Kandil açıkladı. Yani Türkiye'de oluyor bunlar. Yani Kandil diyor ki DEM'den Halfeti'de olan aday bizim adayımız diye söylemleri var. Çünkü yeğeni olmasından da şimdi şöyle bir şey. PKK'da zaten bir... Murat Karayılan'ın sözünün üstüne söz söylenebilir mi? Hayır. Bu yapının içerisinde. Yok, silahlı kanadın tamamen infaz. Çünkü adayları bile DEM'in adayları Kandil'de belirleniyor. Bakın, Kandil'in bir numarası da diyor ki benim yeğenimi oraya koyacaksınız diyor, bitti. Şimdi bu stüdyoda söylediğimiz için söyleyebilirim gerçekleri. Karayılan Gara'da esir tuttu. Esir demeyelim de katletti, şehit etti askerlerimiz vardı. Murat Karayılan onların emrini veren. Onun yeğeni Türkiye'de belediye başkanı adayı olabiliyor. İşte devlet de takip ediyor. Senin de ağır cezan var, yargılanman var. Bundan dolayı diye seni gözaltına alıyoruz. Şimdi hocam anlattı da aslında büyük fotoğrafa bakmak lazım. Bu kayyumlar, şöyle bir yorum var. Mevcut siyasi iklimle, yani Devlet Bahçeli'nin kitabının ortasından konuşalım. 22 Ekim süreciyle bağımsız bir süreç. Bunlar ne zamanda oluyordu? Esenyurt takipteydi. Bunlar büyük ihtimal davaları da kesinleştiği için. Nazif hocam bilir, sistem şöyle. Yargıtay'da ya da süreç bittiğinde devletimizin bir sistemi var. Herkes için bu. Örneğin kendimden örnek vereyim. Allah korusun bir ceza süreci geçiriyoruz. Benim sürecim bitti Yargıtay'da. Bundan ötesi yok. Tebliğ edilmeden devlet sistemi içinde biliyor. Çünkü kaçabiliyorlar. Ya da saklanabiliyorlar. Bunda da böyle bir olay olduğunu. İşte Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi bitti. Yargıtay artık üstü yok. Bu online olarak İçişleri Bakanlığı'nın sistemine düşüyor. Devlet bu yani. Devlet bu şekilde çalışıyor. Ondan dolayı da belediye başkanlığı yapamayacak pozisyona geliyorlar. Şimdi bu çok tartışılıyor bu mesele. Sabah kalkıyor Ali Yerlikaya 6.30'da. Sayın Değerli Bakan, canım sıkıldı bugün. Ben Batman'a, Şanlıurfa'ya biraz kayyum atayım da bizim valiler biraz oralarda ilgilensin diye, bu iş olmuyor. Raporlar geliyor, sistem geliyor, kanun ve bu şekilde gerçi bu bir güvenlik tedbiri. Şimdi şöyle bir soru sorayım. Ben bunu bu meselelerde anlatıyorum. Yüzleri böyle batıyor doğru dönüyor. Mesela bu destekleyen, işte bu süreci eleştirenler Paris'i çok seviyor. Londra'yı çok seviyorlar. Özellikle Tel Aviv hayranları ve ABD. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde çok, Almanya'dan örnek verin, Bavyera Belediye Başkanı. Bavyera Belediye Başkanı çıkacak. Ben de federal Almanya'dan sıkıldım. Bavyera bağımsız olacak. Arkamda da silahlı ANF teşkilatı var. Böleceğim desin. Ya yargılanmayı bırak, sokağa çıkamaz. Siz yargılanmayı bırak. Almanlar sokağa çıkartamazlar. Bu bir devlet olmanın gereğidir. Burada Ahmet Türk önemli. Hatırlayın, bu Aynı Arap'taki olaylar dava sürecinde Demirtaş'la birlikte söylemlerinden sonra açıktan insanlar sokağa indi. Kendi geçti. Yasin Bürü 6-8 Ekim 2014'ten bahsediyorsun. Tabii. Ve 3 tane çocuk, o da çok dramdır. Dram içinde dram varsa, ben Yasin Bürü'nün çok yakın bir akrabasıyla anlattığı tüylerimi diken diken etti. Yasin Bürü sadece şehit edilmemiş, parçalanmış. Yani bunlara sebep olan insanlar. Kurban eti dağıtırken bu çocuklar iki arkadaşıyla, çocukluğumuzu hepimiz yaptık. Yasin Börü'yü şehit ediyorlar. Cenazesini de, o görüntüleri bütün Türkiye izlemişti. Yerde süründürerek ondan dolayı dedim zaten. Sonra tabii da parçalıyorlar, öyle mi? Tabii. Yani işkenceyle, biliyorsun katledildikten sonra işkenceyle öldürülme denen bir olay var. Bunların mesullerinden söz ediyor. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi PKK bir terör örgütü. Şöyle bir örnek vereceğim. İşte desteklemek için Mardin'e gidiyor ya Özgür Özel. CHP'nin aklına sorayım. CHP bir siyasi akıl. Şimdi bu üç tanesi, Ahmet Türk, Güristan Sürük ve Mehmet Karayılan. PKK ile değil de, hani şeyle bırak da, çocuk katilleriyle, tecavüzcülerle, işte katillerle, aklınıza gelenle ilintili olsalardı, bunları kabul edecekler miydi? PKK bunun bin misli. Terör örgütü PKK, bebek katili ise, tecavüzse, insan kaldırmaksa, yaptıklarımız, biz hep terör boyutunu biliyoruz. Bunun içinde dünyanın en büyük insan kaçakçılığı ve evet, şey örgütünden söz ediyoruz. Onun yapısı içindeler bunlar.
Şimdi şöyle bir şey olarak, tamam, sen de yıllardır sıcak gündemi takip. Türkiye'de siyasiler bir açıklama yapıyor. Açıkça konuşuyorum. Devlet Bahçeli kitabın ortasından konuşuyorum. Sanki her şey değil işte, güllük gülistanlık. Elimizde çiçeklerle İmralı'ya gideceğiz. Kandil'e, pikniğe gideceğiz diye bir algı var. Devlet böyle değil. Devlet online. Devlet çalışıyor. O siyasi zeminde siyasetçilerin yaptığı bir açıklama. İşte burada da devlet varlığını belirtmiştir. Bu artık yeni gündemimiz bu. Esenyurt'tan sonra bu. Takip edeceğiz. Burada şimdi Haktan, bu kanuni mi? İşte adam seçilmiş, şöyle böyle bir sürü şimdi sosyal medyada yorum yapanlar çok var. Çok özellikle yakın bir tarihte seçim olması, o seçimlerle ilgili nasıl bir, çünkü seçimlerle ilgili de seçime girmesi için de belli kanuni zorunlulukları yerine getirmesi gerekiyor. Buna şimdi, dair de sosyal medyada özellikle çok fazla tezvirat var. Anladığım kadarıyla ona dair bir açıklama yapacaksın. Belediye kanunu var. Belediye kanunun 47. maddesi. Görevden uzaklaştırma ara başlıklı 47. maddesini aynen okuyorum. Görevleriyle ilgili bir suç nedeniyle haklarında soruşturmaya koşturma açılan belediye organları veya organların üyeleri kesin hükme kadar İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılır. Görevden uzaklaşma kararı 2 yıla kadar gözden 2 ayda bir gözden geçirilir. Bu 47. maddesi. 46. maddesinde işte başka kişilerin görevlendirilmesi. 44. maddesinde başka bir kanun. Bunları uzun uzun burada okumak istemiyorum. Yani İçişleri Bakanlığı'nın suç gördüğü anda böyle bir yetkisi var. Üstadın dediği gibi İçişleri Bakanı sabah kalkıp da bugün sipar olsun diye şuradan 3 tane böyle bir şey yok. Türkiye bir hukuk devleti. Bunların hepsi mahkeme kararlarına dayanan işlemler. Bakın şimdi şu kişinin bir belediye başkanı, kamu Mardin, bir de Büyükşehir Belediyesi değil mi burası? Mardin Büyükşehir galiba. Şimdi böyle bir büyük şehirde böyle bir davanın sanığı, böyle bir talimatı veren kişinin belediye başkanı olması hangi vicdana sığar? Kim kabul eder? İki polis, 35 kişi şehit olmuş. İnsanlar Yasin Börü Kurban Bayramı'nda et dağıtılırken Nazım çocuk hocam, şehit edilmiş, yerlerde sürüklenmiş, cesedi parçalanmış ve onun sorumlularından bir tanesi üstelik 10 yıl ceza almış, mahkeme kararı var, belediye başkanlığı makamında oturuyor. Genelde de burada bu ceza almalarından mesela soruşturmalar devam ediyor. Asıl neden atanmasında bu cezaların kesinleşmesi. Bakın üçünde de 10 yıl bir tanesi, 6 yıl bir tanesi, 6 yılda bir tanesi var. Evet. Ana neden bu. Yani şöyle bir şey, yani artık açıkça konuşayım. Silahlı terör örgütü denen PKK, kanun koyucu demiş ki, kanun hakimler cetveli yapmışlar, incelemişler. PKK'lı olduklarını tescil etmişler. O zaman biz Mardin Belediyesi'nin başında Karayalan'ı, işte Halfet'i, Karayalan'ı oraya koyalım. Cemil Bayağı Mardin'e koyalım. Öbürkünü buraya koyalım. O zaman onlar yönetsin. Yani Kandil'dekilerden bunun farkı yok. Bakın Türkiye'de bunu anlatmamız lazım. Bir insanın kravat takması terörist olmaması anlamına gelmez. Bir insanın belediye başkanı seçilmesi terör örgütü üyesi olmaması anlamına gelmez. Burada ben bu kayyumlar ilk tartışma olduğunda şunu demiştim. Bu bir aslında proje. PKK bilerek şimdi PKK biliyor ki. Asıl önemli. Bakın bilerek PKK biliyor ki bunun Mehmet Karayılan'dan verin, Murat Karayılan'ın yeğeni. Bunun devlet tarafından alınacağını biliyor. Hem cezaevine alınacağını hem kayyum atacağını. En önemli yer burası. Buyurun hocam. Yo, ben biliyor. Altını çizdim. Bilerek işte bu gündem olsun. Bu gelsin Avrupa'ya ne diyorlar? Avrupa'ya şimdi hemen bunların Avrupa'daki aparatları var. Görüyor musunuz Türkiye'yi? Demokrasiyi görüyor musunuz? Seçilmiş belediye başkanları, milletvekilleri nasıl tutuklanıyor? Tutuklanıyor. Biz tırnak içinde, biz Kürtler nasıl maruz ediliyoruz? Bizim irademiz sandığa yansıma. Peki bu ne? Silahlı terör örgütü. Bunların içinde isimlerini hatırlayamadım. Bunların içinde Kandil'e gidip Mehmetçi'ye karşı ya da sivillere karşı silah kullanan insanlar var. Onları gelip aday gösterdiler. Bu kasten yapılmış sistem. Peki bunu neden yapıyorlar? Bir, tırnak içinde bu mağduriyeti oynamak. İkincisi ama en tehlikelisi nedir biliyor musunuz? En tehlikelisi. Buraları sözde öz yönetim, sözde yerel yönetim adı altında bölünmeye gidecek süreci başlatmak. Örneğin Mardin Belediyesi'ni olarak şey yapayım. Buraya Ahmet Türk gibi bir karakteri koyarak Suriye'de yaptıkları aynı benzer bir şeyi tersten çevirip Türkiye'de. İşte Çukur olaylarında denedikleri bu. Bir de bu belediyenin kaynaklarına bakmak lazım. Şimdi belki Nazif Bey'i yapacak. Açıklamada var. Bu kaynaklar da inceleniyor. Bunlar kime aktarılmış? Tabii. Belediyeye yeni alınanlar. 5 ay şimdi. Buyurun. 5 ay görevde kaldı. Şimdi
Ahmet Özer, Esenyurt'la ilgili gelişme şu oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı belediyenin bütün hesaplarını inceleme kararı aldı. 5 ay içerisinde kime ne para çıkarıldı, kime ne ihale verildi, kime ne ödeme yapıldı, o konserler, şunlar bunlar, hesaplar didik didik ediliyor. Şimdi kayyum geldi buraya, değil mi? Buradaki kayyum, buradan Mardin valisine çağrı yapıyorum, boş durmasın lütfen. Bu hesaplar kim, nereye, ne çıkarıldı, belediyenin kuruşu, bunlar denetlensin, ortaya dökülsün, savcılığa bilgi verilsin, kamuoyuna bilgi verilsin. Burada başka bir belediye başkanı, buranın valisine, Batman valisine çağrı yapıyorum. Lütfen bunun bütün 5 aylık, 6 aylık hesapları didik didik. Orada Halfeti Kaymakamı, o da lütfen burada milletin vergileri var burada. Çünkü belediyenin gelirleri bizim vergilerimiz, doğru mu? Doğru. Halkın parası bunlar, doğru. Kamunun parası. Bunlar kuruş kuruş nereye harcanmış, tek tek bunlar... kamuoyuna açıklansın, adli makamlara aksettirilsin. Siz devam edin. Bu Ahmet Türk'le ilgili birkaç detay var. Ben onları buradan toparlayıp bunları, daha sonra onları söyleyeyim. Kısaca toparlayalım. Birkaç dakika içinde, hatta bir dakika içinde. Sonrasında bugün enflasyon açıklandı. Maaşlarla ilgili. Onu bir cümle Nazif'ten alayım. Devlet dükkanı kapatmaz. Devlet online'dır. Yani sadece bu başlıklarda kayyum atamak değil. O zaman biz anayasal düzeni, yasaları, kanunları, özellikle yönetimsel olarak uygulamayalım. İsteyen PKK'lıyı getirsin. İsteyen başka bir şey. Böyle bir şey yok. Hele Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hiç yok. Peki. Nazif, bir cümle alayım. Şimdi Ahmet Türk'le ilgili birkaç cümle ama. Ahmet Türk'le ilgili şimdi başkanlık döneminde, Ahmet Türk'ün 2019'daki başkanlık döneminde Mardin Artuklu Cevizli Jandarma Karakolu'na bir saldırı yapılıyor. İki asker, bir sivil hayatını kaybediyor. 8 ton bomba yüklü bir kamyon Mazıdağ Belediyesi'ne ait olduğu ortaya çıkan bir kamyonla taşınmış. Bakın, bomba, örgütün bombası belediyenin kamyonuyla taşınmış. Saldırıyı gerçekleştiren teröristler Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı araçlarla olay yerinden kaçmışlar. Şimdi Ahmet Türk'ün belediye başkanı olduğu belediyenin araçları teröristleri taşıyor. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Peki, devam açık edeceğiz. Kaynaklardaki bilgi bu. Devam edeceğiz. Bu konu çok sıcak. Başkan Erdoğan'ın da ilerleyen dakikalarda açıklaması olacak ama o ana kadar...